Daha azını hayal ederseniz, hak ettiğinizde daha az olur. Pozitif düşüncenin hayatımıza pozitif etkisinden, hayal etmenin öneminden yıllardır bahsediliyor. Olumlu bir bakış açısına sahip olmanın, hastalıkları yenmekten, kariyer basamaklarını tırmanmaya pek çok getirisi olduğunu biliyoruz. Stanford Üniversitesi Psikoloji bölümünden Carol Dweck, Mindset, The New Psychology of Success adlı kitabında yıllardır süren araştırmalarının sonuçlarını ortaya koymuş. Bilinçli ve bilinçsiz tercihlerimizin ve inançlarımızın hayatımıza etkisini konu edinen Dweck, en basit değişikliklerin bile hayatımızda en kapsamlı değişimler sağlayabileceğini gösteriyor. Dweck, en temel inancımızın kendimize dair inancımız ve kendimizi nasıl gördüğümüz olduğunu söylüyor. Sabit fikirlilik ya da sabit zihniyet olarak dilimize çevrilebilecek olan fixed mindset, karakterimizin, yeteneklerimizin ve zekamızın doğuştan gelen ve değiştirilemeyecek özellikler olduğunu kabullenen bir düşünce tarzı. Bu yanlış bakış açısına sahip kişiler, başarıyı zekanın doğrudan sonucu olarak gördüklerinden hedeflerine sadece onu koyuyor. Sürekli olarak başarısızlıklardan kaçıyor ve böylece kalıtsal olarak kendilerine geçtiğini inandıkları zekanın ya da kabiliyetin aslında hiç de az olmadığını kanıtlamaya çalışıyor gibiler. Oysa asıl olan hata yapmamak değil, hatalardan gelişim alanları ve dersler çıkarmak. Büyümeye yönelik zihniyet, yani growth mindset, zorluklardan, mantıklı risklerden ve başarısızlıklardan keyif alıyor. Bu şekilde kamçılanıyor. Biri sabit fikirli, diğeri gelişime açık iki farklı kişiyi ele alalım. İlki kendini geliştirme ve değiştirme olanağı olduğunu hiç düşünmediği için özel ya da profesyonel hayatında sürekli ben böyleyim ifadesi taşıyan biri. İnatçılığını etrafına sezdiren, hataları belli olmasın diye zaman zaman terör ettiren, kendini kanıtlama derdinde bir karakter. Diğeri ise olumlu yönde değişebileceğini düşündüğünden hatalarını kabullenmesi ve çözüme odaklanması, bu arada bir daha aynı hatayı yapmamaya odaklanması çok daha olası. Kendini ispat etmeye değil, geliştirmeye odaklı ve nasıl daha iyi, dikkatli, mutlu olabileceğinin arayışında. Dweck'e göre büyüme odaklı zihniyetin en önemli faydası, başka insanların onayından çok öğrenmeye olan açlığı geliştirmeye odaklanması. Zeka, yaratıcılık, hatta arkadaşlık ve ilişkiler bile çaba ve pratikle arttırılabiliyor. Carol Dweck, 20 yıllık araştırmalarım gösteriyor ki, bakış açımız hayatımızı nasıl yaşadığımızı büyük ölçüde etkiliyor. Sabit zihniyet sürekli kendimizi kanıtlama çabası gerektirir. Belli bir zeka ve yeteneğe sahip olduğumuzu düşündüğümüzde, bunların varlığını kanıtlamak, rezil olmamak, aptal görünmemek her şeyden önemli olur diyor. Ve ekliyor. Bize dağıtılan elle oynamamamız gerektiğini kabullenmeyen başka bir düşünce tarzı daha var. Buna göre dağıtılan el sadece başlangıç noktamız. Diğer bir deyişle, oyun sırasında yeni kartlar alarak ve bazen vererek elimizi geliştirmemiz mümkün. Büyüme odaklı zihniyet boş bir, istediğin her şeyi yapabilirsin iddiası değil. Aksine çok uğraş gerektiğini kabul eden bir bakış açısı. Hayal etmek serbest ama ona ulaşmak için çaba harcamamız gerektiği de kuşku götürmez. Perfect.